Yani bütün sahneleri Cenab-ı Hak yaşatıyor, karşımıza çıkarıyor. Yani sizi yanlış bir şeye zorlayan bir durumla karşı karşıyasınız. Bulunduğunuz konumu suistimal etmenizi istiyorlar. Bu sınav, o makamın sınavı bu. Şimdi adam düz dik durursa oradan gönderilecek o işten yani. Ama düşünüyor ki çoluğum var, çocuğum var, taksitler var falan. Ne yaparım, ne iş, hiç öylece kala kalırım ortada, boyun eğiyor diyelim. Halbuki Allah'a güvenip, demin dedik ya sanatı olursa onlardan hepsini attım. Allah'a güvenip, yani bunları bana nasip eden Rabbim yine bana nasip eder. Bu bir sınav şu an karşıma gelen. Tam da bu sınavı bekliyordum. Hani orduları görünce karşılarında müminler, işte bu Rabbimizin bize vaat ettikleri demişler. Hâzâ mâ va'adenallâhu ve rasûlû. Tam da bunu bize vaat etmişti Allah. Sizin karşınıza böyle ordular çıkaracağım, sizi yoklayacağım. Korkuyla yoklayacağım, açlıkla yoklayacağım, fakirlikle yoklayacağım. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Bunlar vaadi. Ha, Allah'ın vaadi geldi diye bunu daha bekler bir halde, şaşkınlıkla değil de. Ve geçip hemen dürüstçe ben bunu yapmam, gerekirse istifa ederim diyen adam bu Allah'a güveniyor ve önü açık. Geçen bir arkadaşla konuşurken o böyle bir şey anlattı. Ya dedi, koca şirketi başkaları geldi satın aldılar. Yıllardır orada yamuk olan adamı hemen ilk yeni satın alanlar değiştirdi. Yerine kimi koyalım diyenler oldu ki ya bundan önce bir dürüst vardı, 60'lardı. Bunlar hemen adam orada hazır, en şey adam getirildi. O yere bir daha kondu. Bak dedim ben de hemen kafamda. Demek ki dedim Allah Azze ve Celle aldı onu, sınadı. Sonra da yine aynı şeye geri döndürebildi. Olur ki başka bir yere, daha yüksek bir makama. Çünkü o dürüstlüğünü Allah Azze ve Celle karşısında kanıtladı. Satılmadığını gösterdi. Bunu göstermek mi iyi, yoksa yamulup herkesin nazarında artık ya o da sıkışınca satıyor kendisini, boyun eğiyor, bir telefona bakar falan dedikleri insanlar ne kadar yüksek yerlerde otururlarsa otursunlar, insanların nazarında çok düşüktürler ve kahvede bile onların konusu olur. Ya sen boş ver oranın müdürünü ya, bir telefon açtırırız dedikleri yerde sıradan basit kişilere dönüşüyorlar. Yani Allah Azze ve Celle halkın nezdinde de onları küçültüyor. O satıldıklarını el altında dedikodularla yayıyor. Dolayısıyla Allah'ın elçisinin o dediği dürüstlük, fe inne sıdka yehdi ilel bir. Doğruluk insanı birre taşır. Bir insanı Allah katında kıymetli olmaya, sonra cennete taşır dediği süreç insanın önünde gayet açık. Değil mi ki karşılığında menfaat karşılığı satılmak var? O süreç de insanın önünde bütünüyle açık.